Kanal Fırat Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Fırat Üniversitesi yazılım mühendisliği öğrencileri hem üniversiteye hem de Elazığ'a büyük gurur yaşattı öğrenciler. Geliştirdikleri yapay zeka temelli katı atık ayrıştırma makinesiyle Teknofest'te çevre ve enerji kategorisinde birinci olduğu Fırat Üniversitesi öğrencilerine ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Fırat Üniversitesi bir kez daha Elazığ'a büyük bir gurur yaşattı. İstanbul'da düzenlenen Teknofest'te Fırat Üniversitesi öğrencileri damga vurdu. Fırat Üniversitesi yazılım mühendisliği öğrencileri Yunus Emre Aydın ve Engin Ülger, Profesör Doktor İbrahim Türkoğlu danışmanlığında yapay zeka destekli katı atık ayrıştırma makinesi geliştirdiler. Öğrencilerin geliştirdikleri projeyle ayrıştırma makinesini kullananlar, projenin mobil uygulamasıyla puan kazanıyor ve kazanılan puanlar ulaşım, SMS, Gigabyte gibi alanlarda kullanılabiliyor. Fırat Üniversitesi öğrencilerinin bu projesi çevre ve enerji kategorisinde birinci seçilerek Elazığ'a büyük bir gurur yaşattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Teknofest'i ziyaret etti ve bu yıl 19 yarışma alanı ve ilave 6 yeni başlıkta 17.400 takım, 50.000 yarışmacı başvurusu ve 10.000 finalist ülkemizin 81 vilayetinin tamamı ve 122 ülke katılımcısıyla Teknofest rekor kırdı dedi. Gençlerimiz başta olmak milletimizin teknoloji alanında çok sınırlı imkanlarla bile neler yapabileceğini gösteren bir platform olarak görüyorum. Çağrıyı açtığımız ilk günden itibaren müthiş bir taleple karşılaştık. Dünyanın en iyi üniversitelerinde, araştırma merkezlerinde ve üst düzey şirketlerinde çalışan Türk ve yabancı akademisyenler bize başvurdu. Çalışmalarımızı Türkiye'de sürdürmek, Türkiye'de katma değer oluşturmak istiyoruz dediler. Elbette bu süreç kendiliğinden yaşanmadı. 17 sene boyunca bilime ve teknolojiye yaptığımız altyapı yatırımlarının sonucunda güçlü bir ekosistem inşa ettik. Ardından da ödül törenine geçildi. Yarışmalarda birinci olan takımlar sahneye çıktı. Yapay zeka destekli katı atık ayrıştırma makinesi geliştiren Fırat Üniversitesi öğrencileri Yunus Emre Aydın ve Engin Ülger de ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldılar. Evet, bizler de genç arkadaşlarımızı bu başarılarından ötürü tebrik ediyoruz. Sayın seyirciler, şehir içi ulaşımı sağlayan ve Elazığ Belediyesi tarafından işletilen halk otobüsleri yeniden özelleşiyor mu? Kent Konseyi Başkanı Murat Ergen, belediye otobüslerinin özelleştirilmesi için çalışma yapıldığına dair duyum aldıklarını belirtti. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu'na otobüs işletmelerinin belediye bünyesinde kalması yönünde çağrıda bulundu. Şehrin kalkınması ve gelişmesi noktasında önemli çalışmalar yapan Elazığ Kent Konseyi toplandı. Başkan Murat Ergen ve yönetim kurulu üyeleri kameralar karşısına geçerek Elazığ'ın sorunları ve çözümü için nelerin yapılabileceği konusunda kamuoyunu bilgilendirdi. Elazığ Belediyesi bünyesinde şehir içi ulaşımı sağlayan belediye otobüslerinin yeniden özelleştirileceği yönünde çalışma yapıldığına dair duyum aldıklarını ifade eden Murat Ergen, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu'na özelleştirmemesi konusunda çağrıda bulundu. Elazığ'da daha önceki dönemlerde özel halk otobüsleri çalışıyordu. Özel halk otobüslerinin çalıştığı dönemlerde halk otobüs şoförlerimiz ne yazık ki 65 yaşında bu belgeye sahip insanları ücretsiz taşımayı reddetmiş ve bununla ilgili bazı eylemler de yapmışlardı. Ve bunun üzerine belediye halk otobüslerinin özel olanlarını satın almıştı. Ve bütün halk otobüslerini kendisi çalışmaya karar vermişti ve belediye otobüsü niteliğine sokmuştu. Şimdi aldığımız duyumlara göre Elazığ'da belediye otobüslerinin özelleştirme sürecinde olduğunu, bununla ilgili bir çalışma yapıldığını ve belediye otobüslerinin tekrar halk otobüsüne dönüştürüleceği konusunda ve önümüzdeki günlerde bunun meclise geleceği konusunda bir takım duyumlarımız var. Biz buradan belediye başkanımız Sayın Şahin Şerifoğlu'na ve çağrıda bulunuyoruz. Geçmişte yaşanan sıkıntıları göz önüne alarak 65 yaşındaki vatandaşlarımızın da, engelli vatandaşlarımızın da, yine otobüslere ücretsiz binen diğer grupların da, öğrencilerimize mağdur olmaması adına
belediyelerin, belediye otobüslerinin belediye bünyesinde kalmasını ve belediyeler tarafından, belediyemiz tarafından çalıştırılmasını, özelleştirilmemesini buradan kent konseyi olarak hasreten arz ediyoruz. Kent konseyi olarak Hamza Bey içme suyu, Uluova sulama projeleri ve jeotermal su kaynağı ile Kapalı Çarşı ve civarında yapılacak çalışmaları da yakından takip ettiklerini söyledi. Ergen, alt ve üst yapı ile ilgili çalışmaların da hangi aşamada olduğuna dair çalışma yapacaklarını kaydetti. Uluova sulama projesi ve Hamza Bey içme suyu projesinin hangi aşamada olduğuna dair bir takım çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Yine şehrimizde yapılacak bir fuar alanı var. Fuar alanı Orman Bölge Müdürlüğü'nün yerine yapılacak. Bu ne kadar rantabl, bunu bir değerlendirmemiz lazım. Gerçekten oraya bir fuar yapılması uygun mudur, değil midir? Fuarın şehir merkezinde olmasının avantajları, dezavantajları nelerdir? Yer bakımından yeterli midir, değil midir? Yarın Elazığ'da uluslararası bir fuar yapıldığında orayı kaldırabilecek kapasitede midir? Bunların iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu konuda çalışmalarımız olacak. Yine Cip köyünde çıkarılan jeotermal suyun akıbetiyle ilgili son gelişmeleri de bir inşallah bizler değerlendirmek istiyoruz. Elazığ Belediye'mize oranın devri yapıldı. Orada seracılık ve otelcilik hizmeti yapılacağı söyleniyor. Bununla ilgili yapılan projelere de inşallah kent konseyi olarak müdahil olmayı planlıyoruz. Elazığ'da en ufak bir yağmur yağdığında mahalleleri, evleri sular basıyor. Maalesef Şorşor Deresi'nin akıbeti nedir? Yine Zafran'da bulunan kanal kapatıldıktan sonra şehrin altyapısı ve yağmur suları nereye gidiyor? Gerçekten yağmur yağdığında bizim evlerimiz yine sular altında kalacak mı? Şehrimizde caddeler sulardan geçilmez hale gelecek mi? Bunu da bir çalışma grubu kurarak değerlendirmek niyetindeyiz. Elazığ'da yapılan revize imar planına da dikkat çeken Kent Konseyi Başkanı Murat Ergen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatay mimari tavsiyesine de atıfta bulundu ve ekledi. Elazığ'da çok katlı binaların varlığı herkesi huzursuz ediyor. Ve maalesef Elazığ yüksek bir yerden sizler böyle bir baktığınız zaman şehrin farklı yerlerinde 14-15 katlı binalarla karşılaşıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dikey mimari değil yatay mimari tavsiyesine rağmen İlimizde ne yazık ki çok katlı binaların varlığı herkesi huzursuz ediyor. 3-4 katlı binaların yanına 15 katlı binaların yapılması hem sokakları hem yanında bulunan evleri gölgeliyor, basık hale getiriyor. İmar revizyonu ile ilgili neler yapılabilir ve Elazığ'ın imar problemlerinin neler olduğuna dair de inşallah bir çalışma içerisinde olmayı planlıyoruz. Ergen, Kent Konseyi olarak şehrin trafik ve otopark, stadyum ve terminal binası sorunu ile Harput'a yapılması zorunlu olan etnografya müzesi, cadde ve sokaklarda eksik olan çöp kovaları gibi birçok sorunun çözümü için farkındalık oluşturacaklarını da kaydetti. Bunlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Elazığ'ın stadyum projesi var. Şu anda Elazığ'da eski stadyumumuz yıkıldı, yerine yeni bir stadyum yapılıyor. Maalesef şu ana kadar başlamadı. Geçen dönem Elazığ sporumuzun küme düşmesine neden olan konuların başında da stadyum geliyordu. Çünkü stadyum yıkılarak yenisi yapılacaktı. Fakat ne yazık ki henüz başlanabilmiş değil stadyumun yapımına. Yani farklı bir yerde stadyum yapılabilir miydi veya mevcut stadyum tribünleri iyileştirilerek hizmete daha erken sunulabilir miydi? Bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlenecek? Bununla ilgili de temaslarımız, görüşmelerimiz ve çalışmalarımız olacak inşallah. Terminal binası Elazığ için bir vahamet. Bizim en önemli üzerine duracağımız konuların başında bu geliyor. Elazığ'ın terminal binası ne yazık ki çok eski, bakımsız, kimin girip kimin çıktığı belli değil, düzensiz. Oradaki hizmetlerin çok verimli olduğunu düşünmüyoruz. Elazığ'a dışarıdan gelen bir insan ilk defa Elazığ'a geldiğinde otobüsle terminale girip bir mola verdiğinde Elazığ terminalini gördüğünde Elazığ'la ilgili genel bir kanıya da sahip oluyor. Terminali böyleyse herhalde Elazığ'da hiçbir işe yaramayan ildir diye nitelendirebiliyor. Bu nedenle biz terminal binamızın yeni çevre yolunda, güney çevre yolunda yeniden inşa edilmesi konusunda bir çalışma yapıp belediyemize bu konuda bir öneri sunmayı da düşünüyoruz. Şu anda üniversitemizin içinde bir müzemiz var. Fakat çok fazla ziyaret eden yok. Ziyaretçi sayısı çok düşük. Harput'a gelen insanların Harput'la ilgili, Elazığ'la ilgili, Harput'un geçmişiyle ilgili bilgilere ulaşabilmesi, bunları gözle görebilmesi için Harput'a acil bir etnografya müzesinin yapılması gerekmektedir. Biz bununla ilgili çalışmaları daha önce valimize ve bir önceki belediye başkanımıza sunmuştuk.
Bununla ilgili çalışmalarında hız kazanmasını istiyoruz. İnşallah yakın bir zamanda yapacağımız farkındalık etkinlikleriyle Elazığ'da kaldırım işgallerinin artık son bulmasını istiyoruz. Geçmiş dönemde kaldırım işgallerle ilgili cezalar kesildi, esnaflar uyarıldı, belli bir düzene girdi. Fakat sonra peşi bırakıldı. Ne yazık ki şu anda kaldırım işgalleri Elazığ'da devam ediyor. Bu işgallerin esnaf arkadaşlarımızın tarafından sona erdirilmesi adına farkındalık oluşturmak için önümüzdeki günlerde birer broşürle esnaf arkadaşlarımızı ziyaret edip kaldırımlar hepimizin sloganıyla onları da bilinçlendirmek için bir çaba içerisine gireceğiz. Bu anlamda çöp kovalarının arttırılması, özellikle Gazi Caddesi, İstasyon Caddesi, Hasani Caddesi, Şeytan Caddesi gibi alanlarda halkın yoğun gezdiği bölgelerde mutlak suretle bizler çöp kovalarının arttırılmasını talep edeceğiz. SGK İl Müdürü Ayhan Tuncer, kayıt dışı istihdama dikkat çekerek işverenleri uyardı. Sosyal Güvenlik Kurumu Elazığ İl Müdürü Ayhan Tuncer, kayıt dışı istihdamla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. İl Müdürü Tuncer, işletmelere 20'ye yakın teşvik uygulamalarının olduğunu hatırlatarak, bunların birçoğunun kayıt dışı istihdamın önüne geçmek için hazırlandığını belirtti. Sosyal güvenlik anlamda çalışan vatandaşlarımızın hakikaten sosyal güvenliğinin sağlanması noktasında şu an 18-20 yakın teşvik uygulamamız var. Bu teşvik uygulamalarımızdan bir şu, kayıt dışı istihdamın olması durumunda teşvikten istifade etme gibi bir durum söz konusu. Şu an gerek kamuda gerek işte malum biliyorsunuz eğitim öğretim sezonu açıldı. Servis araçlarımızda, toplu taşımalarda emniyetimiz ciddi bir şekilde piyasada denetim yapıyor. Denetimler neticesinde yani kayıt dışı istihdamla ilgili bir durum söz konusu olduğu zaman ciddi cezalar gitmekle kalmayıp hatta bazı işletmelerimizin yani geriye dönük asgari ücret teşviklerinden tutun da sunduğumuz ilave istihdam teşviklerine varıncaya kadar ciddi hak mahrumiyetleri söz konusu olabiliyor. İşverenlere seslenen İl Müdürü Ayhan Tuncer, kayıt dışı istihdam olduğunda işverenlerin ciddi cezalarla karşı karşıya kalacaklarını söyledi. O yüzden işletmelerimiz yani kayıt dışı istihdam noktasında hassasiyet göstermeleri, çalışan işçinin mutlak suretle istihdamının sigorta girişinin yapılması hususuna özel önem ve gayret göstermesini. Çünkü yani idari para cezalarımızın dışında çünkü bir kayıt dışı istihdam söz konusu olduğu zaman kayıt dışı istihdamın bir müeydesi yani 102. madde kapsamında uyguladığımız idari para cezalarımız söz konusu. Ancak esas sıkıntı yani idari para cezalarının dışında teşviklerden istifade edememe gibi ciddi bir rakamlar söz konusu. İşverenlerimiz böyle bir durumla karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. Bu açıdan çalışan işçinin sosyal güvenliği sağlanması noktasında hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği tarafından Elazığ'a kazandırılacak ve yaklaşık 2 yıl önce kaba inşaatı tamamlanan ve 500 öğrenciye eğitim verecek okulun ince inşaatı için dernek yönetimi Elazığlı iş adamlarının desteğini bekliyor. 3 Nisan 2017 Elazığ için önemli ve güzel bir adım atılmıştı. Biz Çaba Derneği olarak Sayın Valimizin huzurlarında burada olmaktan çok mutluyuz. Çok değerli müdürlerimiz, İl Eğitim Müdürümüz ve diğer değerli kişiler huzurunda olmaktan çok mutluyuz. Çünkü çok hayırlı bir iş için buradayız. Elazığ'da inşallah çok güzel bir ilkokul ve anaokulu inşaatına başlamak üzere valiliğimizde geldik. Ve umarım tekrar görüşmemiz çocuklarımızın seslerini duyarak olur. Ve alnımızın akıyla bu işin üstesinden geliriz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için ilimize kazandırılacak iki okulun protokol imza töreni, dönemin Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu Başkanlığı'nda gerçekleşmiş ve imzalar atılmıştı. Tam gün eğitime geçiş projemiz çerçevesinde yeni bir adım atıyoruz. Ve derneğimiz, Çaba Derneğimizle biraz sonra imzalayacağımız protokol çerçevesinde ilimize yeni bir ortaokul, ilkokul ve yeni bir anaokul kazandıracağız. Şimdi bir Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği tarafından yapımına başlanılan okulun inşaatı hızla ilerliyordu. Okulun inşaat çalışmalarını incelemek üzere Elazığ'a gelen dernek yönetimi, Vali Çetin Oktay Kaldırım'la bir araya gelerek yapımı devam eden okulla ilgili görüş alışverişinde bulunmuştu.
Kaba inşaat kısmını bitirdik, şimdi ince inşaat kısmına başlıyoruz. O nedenle alınması gereken kararlar vardı. Her şey çok güzel gidiyor. 1740 metrekare inşaat alanı, inşaat yapıyoruz 12 dönüm arazi üzerinde. Türkiye'ye örnek olacağını düşündüğümüz bir proje. Her detayıyla hepimiz çok ilgileniyoruz. Mimari bir farkı var. Kuşbaşı bakıldığı zaman ay yıldız görüntüsünde bir yapısı var. Artı içerisinde merdiven yer almıyor. Helezonik bir yapı. Sarmal bir yapı. Eliza için atılan bu önemli adım şimdilerde yarım kalmış durumda. Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği tarafından Elazığ'da 12 dönüm 1740 metre üzerinde okul yapımına başlanmıştı. Kuş bakışı görüntüsüyle şanlı bayrağımız ay yıldız görünümünde olacak okulun kaba inşaatı tamamlandı ve ince inşaatın tamamlanmasıyla da eğitim ve öğretime başlayacaktı. Ancak çalışmalar uzun süredir durma noktasında. Kuş bakışı görüntüsünde şanlı bayrağımız ay yıldız görünümünde olacak okulun kaba inşaatı tamamlandı ve ince inşaatın tamamlanmasıyla da eğitim öğretim vermeye başlayacaktı. Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği inşaatın büyük bir kısmını tamamladı ve böylesine bir eğitim kurumunun Elazığ'a kazandırılması için Elazığlıların desteğini bekliyor. Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği inşaatın büyük bir kısmını tamamladı ve okulun geri kalan inşaat çalışmalarının da tamamlanması için büyük çaba ve gayret sarf etmeye devam ediyor. Çaba Derneği daha hızlı ilerlemesi ve okulun bir an önce hizmete girmesi için Elazığlı iş adamlarının desteğini bekliyor. Elazığlı hiçbir alakaları olmadan Elazığlı birkaç tanıdıkları vesilesiyle Elazığ'a okul yaptırmak için gelen Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği okulun bitirilmesi için Elazığlı hayırseverlerin devreye girmesini bekliyor. Hayırseverlerin de destekleriyle böylesine güzel bir okul Elazığ eğitimine kazandırılacak. Seyirciler, haberimizle ilgili bir de bağlantımız olacak. Çaba Derneği Başkanı sevgili Eda Kosif şu anda hattımızda. Sevgili Eda Kosif, öncelikle bültenimize hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ediyoruz. Kısa adı Çaba olan Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği olarak hizmetlerde bulunuyorsunuz. Öncelikle hizmetlerinizi sürdürüyorsunuz. Derneğinizin amacı hakkında ve çalışmalar hakkında bizlere bilgiler aktarabilir misiniz? Tabii ki, seve seve. Çaba Derneği 2004 yılında kurulan bir dernek. Aslında biz yola çıkarken de büyük hayallerin gerçek olabileceği düşüncesiyle yola çıktık. Ve o uğurda da çalışmalarımıza yaklaşık 15 senedir devam ediyoruz. Çaba Derneği bağış sistemiyle tamamen gönüllülük ilkesiyle çalışıyor. Dernek üyelerimiz ve biz hem de destekçilerimizle bu zamanlara kadar geldik. Genelde Çaba Derneği Çanakkale'de, İstanbul'un yine belirli yerlerinde hem okullar hem de rehabilitasyon merkezleri yapıyor. Genel anlamda dezavantajlı dediğimiz çocuklara da hitap ettiğimiz, eğitime çok destek veren bir derneğiz. Eğitimcinin eğitimi konulu panellerimiz de var. Yani biz eğitim için öğrenmenin yaşının ve sınırının olmayacağını bildiğimiz için ilk önce küçüklerimizden başlıyoruz ve bu uğurda da çalışıyoruz. Evet, Çaba Derneği olarak eğitime önem verdiğinizi söylediniz ki bunu da zaten haberimizde izleyicilerimize bizler de aktardık. Evet. Geçen yıl çalışmalarına başladınız, bir Elazığ'a bir okul kazandırmak için çalışmalara başlamıştınız. Ancak okul şu anda tamamlanma aşamasında, ancak tamamlanamadı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Çünkü sizler de büyük bir çaba sarf ediyorsunuz şu anda okulun bitirilmesi için. Evet, biz söylediğiniz gibi geçen sene Elazığ'da... Ben Elazığ'a ilk defa geçen sene geldim ve çok etkilendim, çok beğendim. Harika bir şehir. Bize de orada gerçekten oranın çok iyi bir lokasyonunda bir yer temin edildi. Bununla alakalı dediğiniz gibi inşaat, anlaşmalı olduğumuz bir inşaat firmasıyla beraber bu işe baş koyduk, başladık. Ama tabii bazen şu anda ülkemizin de içinde bulunduğu bazı durumlardan ötürü zaman zaman sekmeler olabiliyor. Ama çok şükür bunlara da zaten dernek olarak üstesinden geliyoruz. Kabası bitti okulumuzun. Evet. Şimdi artık ince işler kaldı. Son sürat bu sene çok daha hızlanarak yolumuza devam ediyoruz. Allah kısmet ederse önümüzdeki senede
okulumuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Evet ve kuş bakışı görünümünde de bir ay yıldız görünümü olacak diye sanırım. Evet, şimdi 5400 metrekarede bir okulumuzun alanı. 16 dersli olacak. Ve tabii Türkiye'de de büyük olacak aslında bu. Çünkü tepeden bakıldığında binanın ortasında yer alan skylight yıldız şeklinde düşünüldü. Ve yanına da çatı üzerine eklenerek bir hilal şekliyle tepeden bakıldığında ay yıldız yan yana gelmiş olacak. Bayram temsil edecek. Bu da evet. Türkiye'de bir ilk olacak. Evet ve sanıyoruz Elazığlılardan bir de talebiniz olacak bu okulla ilgili. Son evet, olarak burada sizin alsak. Evet, biz dernek olarak, derneğimizin genel üyeleri İstanbul'da yaşıyoruz. Ve bizim amacımız da sadece İstanbul değil, bütün şehirlerimize elimizi uzatabilmek, elimizden geldiğince de destek olabilmek. Tabii bu destekler olurken şunu unutmamak gerekiyor. Biz tamamen gönüllülükle çalışan bir dernek. Bazen kendi bireysel hayatlarımızdan da fedakarlık yapıyoruz. Ama yeter ki aldığımız sorumlulukları yerine getirelim. Şimdi bu uğurda da tabii ki bizim de desteğe ihtiyacımız var. Elazığ'da bu konuda eminim ki Elazığ'daki iş adamlarımız, gönüllülerimiz bize bu konuda destek olacaklardır. Zaten gerçekten görüşmelerimizde de bize çok kol kanat geldiler. Son derece bize destek olduklarını belirttiler ve oluyorlar da. Ama tabii ki buradan sizin vasıtanızla da tekrar duyurmuş olalım. Evet. Biz bir okul yapıyoruz. Okulumuzun önümüzdeki sene açılmasını ümit ediyoruz ve bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tabii ki bu konuda da Elazığlıların desteğini bekliyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz sevgili Eda Kosif. Çoktan teşekkür ediyorum. Bir an önce o desteğin sağlanması ve bir an önce okulun eğitime, öğretime kazandırılması diyoruz. Çok teşekkürler, çok merhaba, sağ olun, hoşça kalın. Teşekkürler, iyi akşamlar. Değerli izleyenler, Elazığ'ın Maden ilçesinde bir köyde 4 gün önce bahçe sulamak için evden çıkan ve haber alınamayan Kıbrıs gazisi Aziz Gündüz'ün cansız bedeni bulundu. Aziz Gündüz'ün öldüğünü öğrenen dayısının oğlu Kasım Taş'ta kalp krizi geçirerek vefat etti. Maden ilçesine bağlı Akboğa köyünde ailesiyle birlikte ikamet eden Alzheimer hastası 63 yaşındaki Kıbrıs gazisi Aziz Gündüz, 4 gün önce sabah saatlerinde bahçeyi sulamak için evden çıktıktan sonra ailesi bir daha haber alamadı. Bunun üzerine aile durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleriyle birlikte korucular, köy sakinleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Gündüz'ü arama çalışmalarının 4. gününde acı haber geldi. İlçe genelinde arama çalışması yapan ekipler, Gündüz'ün köyünden 3 kilometre uzakta görüldüğü bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye yoğunlaşan ekipler yaptığı aramada derenin kenarında Aziz Gündüz'ün cansız bedenine ulaştı. Bölgede jandarma olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken Gündüz'ün kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı bildirildi. Öte yandan Kıbrıs gazisi Aziz Gündüz'ün ölü olarak bulunduğunun haberinin gelmesi üzerine acı bir olay daha yaşandı. Kıbrıs gazisi Gündüz'ün dayısı oğlu 70 yaşındaki Kasım Taş vefat haberini alınca kalp krizi geçirdi. 5 çocuk babası Kasım Taş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Merhum Taş'ın da yapılacak işlemlerin ardından madene bağlı Akboğa köyünde defnedileceği öğrenildi. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığı geçen ay Yazıkonak beldesinde katledilen Kebire Atamaz olayını ve tüm kadın cinayetlerini protesto etti. Şiddete hayır! Kadına şiddete hayır! Kadına şiddete hayır! Kadına şiddete hayır! Kadına uzanan eller kırılsın! Kadına uzanan eller... Cumhuriyet Halk Partisi İl Teşkilatı İl Başkanı Zeki Kaplan ve Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil ile birlikte geçen ay Yazıkonak beldesi Fatih Mahallesi Neşe Sokak'ta tartışmanın ortasında kalarak öldürülen 3 çocuk annesi Kebire Atamaz olayı ile kadın cinayetlerini protesto etti. CHP Başkanı Zeki Kaplan kadın cinayetlerinin bir an önce son bulmasını ve kadına şiddetin önlenmesini istediklerini söyledi. Kadın cinayetlerinin bir an önce son bulması için Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer sivil toplum kuruluşları etkin bir şekilde çalışmalarını yürütmektedirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti grubu, meclis grubu
önümüzdeki günlerde zaten diğer siyasi partilerde de görüşmeler yaparak kadın ve çocuk cinayetlerinin bir an önce son bulması, çocuk istismarının son bulması için etkin, caydırıcı, ağır yasaların çıkarılması hususunda gerekli çalışmalarını yapmaktadırlar. Bizim amacımız burada birilerinden öc almak değil, barışın, sevginin, kardeşliğin egemen olduğu, herkesin huzur ve mutluluk içerisinde, güven içerisinde yaşayabileceği bir ülke olmasını, bir il olmasını, bir belde olmasını diliyoruz. CHP Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil artık kadın cinayeti görmek istemediklerini kaydetti. Bir daha bir kadının öldürüldüğünü görmek istemiyorum. Evlatların acı çekmesini istemiyorum. Kadın cinayetlerine son verilsin istiyorum. Yetmez mi artık? İyi halden ihraç edilmesini istemiyorum. İyi hal cezasının almasını istemiyorum. Lütfen artık bunu durdurun. Lütfen artık biz kadın olarak bu evlatlarını bu şekilde görmek istemiyoruz. Bir anne olarak yüreğimiz acıyor. Kebire Yılmaz'ın ailesi de bir an önce adaletin yerini bulmasını istediler. Adam gelmiş benim kızım kendi ekmeğinin peşinde. Kızım gelip kapının önünde vurur. Ben adalete tasmin etmişim. Adalet bize sahip çıkarsa biz yerimizde oturuyoruz gene. Bir metre yerim yok. Kirada oturuyorum. Çocuklarımın ne haline besledim. Gelip de fakir diye beni burada ölmeye ne hakkı var? Adalet istiyorum, adalet. Ablam kendi çapında yani normal bir vatandaş olarak tarlaya işçi gönderen bir şahıstı. 5 sene önceye yakın beraber iş yaptığı şahıs. Daha sonra kendisine hakaretler, mahkemelikler, karakolluk olmasına rağmen defalarca şikayetleri vardı. İşte can güvenliğim yok. Koruma talep etti. Korumada pek faydası olmadı. Şu an olmuş olsaydı ablam hayatta olmuş olurdu. Benim annem öldü, ben bir şey yapamadım. Orada olsaydım polisi arardım. Şahit olamadım. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu yeni döneme Kürdeli Hicazkar Faslı konseriyle başladı Devlet Korosu yeni dönemde. Biletli seyirci uygulamasıyla sanatseverlerle buluşacak. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 2018-2019 dönemine Kürdeli Hicazkar Faslı konseriyle başladı. Bu yıl 14'ü periyodik ve 10'u il dışı turne programı olmak üzere toplam 24 konserle izleyici ve sanatseverlerle buluşacak olan Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, konserlerinde birbirinden güzel ve farklı makamlarla Türk müziğinin örneklerini sergileyecek. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü Olcay Bürhan, konser öncesinde yaptığı konuşmada Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sanat cepte uygulaması ile ilgili bilgi verdi. Akıllı telefonlarımıza indirerek Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ait tüm programları, konserleri, tiyatroları, diğer etkinliklerin hepsini bu uygulama üzerinde tarih ve gün olarak tüm şehir şehir seçme imkanı olarak takip edebiliyoruz. Bu uygulamayı indirecek bir kullanıcı Elazığ ilini tercih ettiğinde uygulamada Elazığ'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait hangi gün konser, tiyatro veya başka bir etkinlik olduğunu bu uygulamadan takip ederek izleyebilecek ve bu etkinliğe daha kolay katılma imkanı sağlayacaktır. Bürhan ayrıca yine bakanlığın uygulaması ile biletli seyirci uygulamasına geçildiğini ve tam biletlerin 10, öğrenci biletlerinin ise 5 lira olduğunu söyledi. Tüm korolarımızda devlet tiyatrolarında olduğu gibi biletli seyirci uygulamasına geçilecek ve konserlerimiz artık biletli olarak izleyicilerimize sunulacaktır. Konser biletlerimizi de internet üzerinden biletini al firmasıyla bakanlığımız anlaşmış olup bu uygulama üzerinden, internet üzerinden erişimini kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Bu uygulama çerçevesinde 65 yaş üstü izleyicilerimize, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza konserlerimiz, diğer bakanlığımızın faaliyetlerinde olduğu gibi bizim konserlerimizde de ücretsiz olacaktır. Sisteme girdiklerinde bu uygulamada 65 yaş üstü şehit yakını veya gazi yakını, gazi ve gazi yakını olarak seçenekleri tercih edip buradan biletlerini rahatlıkla ücretsiz olarak alabileceklerdir. Eğer internet üzerinden biletini alamayan izleyicilerimiz olursa bunlar için de bakanlığımız tarafından Ekim ayından itibaren Nurettin Artıoğlu Kültür Merkezimizdeki bilet kişesinde konser günleri, konserlerimizin biletleri burada satışa çıkacak.
Satış ücretleri de bakanlığımızın belirlediği üzere 5 TL indirimli öğrenci biletleri 10 TL'de tam bilet uygulamasıyla biletlerimiz satışa çıkacaktır. Olcay Bülhan'ın konuşmasının ardından Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, solo ve koro olarak Kürdülü Hicazkar Faslı konseriyle yeni döneme merhaba dedi. Erzurum'da Doğu Anadolu 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katılan Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da bir dizi temaslarda da bulundu. Erzurum'da bu yıl ikincisi düzenlenen Doğu Anadolu Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da aile şirketi olan Elazığ Yem Anonim Şirketi olarak katıldı. Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda standları ziyaret eden Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da Erzurum Ticaret Borsası'nı ve İran Başkonsolosluk standını ziyaret ederek İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohsen Şuklu ile birlikte bir süre sohbet etti. Fuarda değerlendirmelerde bulunan Mehmet Ali Duman da Erzurum'un tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirterek Türkiye'deki toplam meraların %13'ü Erzurum'da, yani ülkemizde en fazla merası olan ili Erzurum dedi. Doğu Anadolu Erzurum ve 2. Tarım ve Erzurum Hayvancılık Fuarı Doğu Anadolu tarım ve hayvancılığını canlandırdığını ifade etti. Erzurum'da bir dizi ziyaretlerde de bulunan Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Duman da Elazığ ve Erzurum'un hem kültür bakımından hem örf adet bakımından iki kardeş şehir olduğuna değindi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Başkan Mehmet Ali Duman da hediyelerini takdim etti. Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Demir, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar'ı makamında ziyaret etti. Kendilerine bu sıcak karşılamalarından dolayı Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar'a teşekkür etti. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü. Sayın seyirciler, halk arasında unutkanlık olarak da anılan Alzheimer'la ilgili ayrıntıları haberimizde ekranlarınıza getirelim. Alzheimer hastalığına dair duyarlılık ve farkındalık Dünya Alzheimer Günü olan 21 Eylül'de daha anlamlı boyutlara ulaşıyor. Alzheimer'da genellikle şikayetler arasında unutkanlık en belirgin semptomlar arasında yer alsa da eskiden yapılabilen bir işi yapmama, uygunsuz davranışlar gösterme ve uyku düzeninin bozulması ciddi sıkıntılar yaratabilmekte. Halk arasında bunama olarak anılan Alzheimer'la ilgili ayrıntıları nöroloji uzmanı Oktay Kapan açıkladı. Alzheimer hastalığı genelde ileri yaşın bir hastalığı olup erken yaşta görülebilmektedir. Zamanla beynin bazı bölgelerinin giderek hasarlanması sonucu özellikle kişilerde hafıza kaybı, günlük yaşam aktivitelerinde kayıp, günlük davranışlarda bozulma, yer zaman kişi orientasyon kaybıyla karakterizedir. Alzheimer demans hastalığının evleri vardır. Bunlar hafif dönem, orta dönem ve ağır dönemdir. Hafif dönem Alzheimer demansla yukarıda bahsettiğim şikayetlerin zaman zaman olduğu dönemdir. Bunun dışında hasta çoğu zaman normal hayatını idame ettirmektedir. Orta dönemde ise yukarıda bahsettiğim şikayetlerin çoğu zaman olduğu dönemdir. Ağır dönemde ise hasta tamamen yaşamın bilinci olmayıp etrafına bağlı birilerine muhtaç olduğu dönemdir. Hastalığın modern yaşamla birlikte arttığına dikkat çeken Oktay Kapan, hastalıktan koruma yollarının neler olduğunu da söyledi. Ayrıca yine son zamanlarda çok önemli bir faktör de ikinci beynimiz gibi çalışan aslında beynimizin devamlı olan bağırsak düzensizliğidir. Çocukluk döneminde, gençlik döneminde ve erişkin döneminde sağlıksız bir bağırsak sonucu ilerleyen zamanlarda Parkinson hastalığı, MS hastalığı, epilepsi hastalığı, baş ağrıları, bir takım kanserler göreceği gibi demans da görebilmektedir. Özellikle B grubu vitaminler ve D vitamini çok önemlidir. Peki Alzheimer hastalığından korumak için neler yapılabilir? Doğal, organik beslenme, bol miktarda canlı su içilmesi, açık hava yürüyüşlerinin yapılması,
sık sık nöroloji poliklinik kontrollerinin yapılması, eğer varsa eksiklerin tamamlanması, bol ezber yapılması, yeni bilgilerin öğrenilmesi gibi. AFAD Başkanlığı tarafından Türkiye'de afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için AFAD tarafından geliştirilen afetlere hazırlık yılı başladı. Bu kapsamda 3. İnşaat ve Mobilya Fuarı'nda Elazığ AFAD Müdürlüğü'nce bir stand açıldı. AFAD tarafından geliştirilen afetlere hazırlık yılı başladı. Bu kapsamda insanlara afetlere hazır ol çağrısının yapılacağı programla 12 ay boyunca çok sayıda faaliyetle etkinliğin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Eylül ayının ana teması afet ve acil durum çantası olarak belirlendi. AFAD Elazığ İl Müdürlüğü de çalışmalar kapsamında 3. İnşaat ve Mobilya Fuarı'nda stand açarak vatandaşları bilgilendiriyor. Vatandaşların afet ve acil durum çantasının önemi, nasıl hazırlanacağı, içinde olması gereken malzemelerin neler olması gerektiği ve hangi zamanlarda nasıl kullanılacağı hakkında Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan'a bilgi verildi. Ekipler başarılı büyük bir afet. Bu nedenle bir çantamızın hazır olması gerekiyor. Çantamızda neler var? Bir ilk yardım setimizin olması gerekiyor. Kişisel temizlik bir adım geri çıkması gerekiyor. Özel kullandığımız ilaçlar varsa kronik hastalıklar için bunların olması gerekiyor. Bir kalem ve kağıt olması gerekiyor. Bir afet durumunda biliyorsunuz iletişim ağları tamamen tarif ediliyor. Evde bulması gereken deprem çantası, afet çantası ile ilgili vatandaş geliyor. Ve bir kaza haberi. Kaza Merkez Ataşehir Mahallesi Şeyh Edebali Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23LA200 plakalı otomobil ile 01AGO87 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayaklarım sıkışmış, çıkamıyorum arabadan. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sayın seyirciler, burun ameliyatı sinüziti azaltıyor uzmanlar. Burun ameliyatları sonrasında nefes almada, dış ve iç eğriliklerin düzeltilmesinde büyük ölçüde başarı sağlandığını belirtiyor. Burun ameliyatları sonrası nefes almada, dış ve iç eğriklerin düzeltilmesinde büyük ölçüde başarı sağlandığını belirten kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Evin Daş Şahin, burnun düzeltilmesi sık sinüzit geçiren kişilerin sinüzit geçirme oranlarını da azaltmaktadır, dedi. Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte burun estetiğinin yapılma oranlarının arttığını ifade eden Medikal Park Hastanesi'nden operatör doktor Evin Daş Şahin, İnsanların artık burun güzelliğine önem verdiğini söyledi. Nefes alamayan, burun içinde eğrilik ve et büyümesi olan hastalara da başarılı operasyonlar gerçekleştirdiklerini belirten operatör doktor Evindaş Şahin, sinüzit risklerinin azaldığını kaydetti. Hastayla iletişim kurarak nasıl bir burun hayal ettiğini soruyoruz hastalarımıza. Anatomik bozukluğu olan hastalarımızı da aynı seansta estetik yaparken tedavisini sağlayacak cerrahi işlemleri uyguluyoruz. Burundan rahat nefes alamayan kişilerde burundan nefes alamamanın dışında boğaz ağrıları, sabah boğaz kuruluğu, baş ağrıları da görülebilir. Hatta bu tür hastalarımız geniz akıntısı ve ağız kokusu da hissedebilir. Burun ameliyatları sonrası burun içi hava pasajının açılması nedeniyle kişiler burnunu artık kullanmaya başlar ve ağızdan solunum oranları düştüğü için boğaz problemleri, faranjit problemleri oldukça azalır. Aynı zamanda geniz akıntısı oranı da azalır. Bu da ağız kokusunu azaltabilir. Ayrıca burun içindeki eğriliklerden dolayı birbirine değen şişlikler hava
pasajı açıldığı için baş ağrısının geçmesine de sebebiyet verir. Bu da tabii olumlu bir etkisi. Onun dışında sünüsler tabii burun içine açıldığı için burun içindeki eğrilikler bu sünüslerin ağızlarını kapatabilir. Bunların düzeltilmesi sık sünüzit geçirenlerin sünüzit geçirme oranlarını da azaltmaktadır. Ülkücü şehit merhum Yasin Uçar'ın eşi eğitimci Özcan Dilekçi'nin kayınvalidesi Nezahat Uçar vefat etti. Ülkücü şehit merhum Yasin Uçar'ın eşi, eğitimci Özcan Dilekçi'nin kayınvalidesi, Et ve Süt Kurumu'ndan emekli müdür yardımcısı Ahmet Uçar'ın annesi Nezahat Uçar vefat etti. Merhume Nezahat Uçar için öğle namazına müteakip İzzetpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Rızalillahil Fatiha. Merhume Nezahat Uçar kılınan cenaze namazının ardından Asr-ı Mezarlık'ta defnedildi. Aile taziyeleri Ataşehir Mahallesi'nde bulunan Hacı Fethi Camii'nde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhume Nezahat Uçar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kanal Fırat Ana Haber Bülteni ile günün gelişmelerini aktardık. Az sonra spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Kanal Fırat Spor Bülteni ile karşınızdayız. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, kulüp lisans kriterlerini yerine getiremeyen Birebim Elazığspor'un 3 puanını sildi. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, ulusal kulüp lisans sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. İncelemeler neticesinde kurul, Süper Lig'den Antalya Spor, Denizli Spor, Gençler Birliği, Kayseri Spor, Ankara Gücü, TFF 1. Lig'den Adana Spor, Altay, Balıkesir Spor, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, Bolu Spor, Ekol Göz Menemen Spor, TFF 2. Lig'den Ankara Demir Spor, Bandırma Spor, Bodrum Belediyesi, Bodrum Spor, Eyüp Spor, İnegöl Spor, Pendik Spor, Sancaktepe Futbol Kulübü, Sivas Belediye Spor, Tarsus İdman Yurdu ve Zonguldak Kömür Spor Kulüplerine ulusal lisans verdi. Kurul bu toplantıda ayrıca verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan TFF 1. Lig'den Bursa Spor, Eskişehir Spor, Osmanlı Spor Futbol Kulübü, TFF 2. Lig'den Birebim Elazığspor, Kardemir Karabük Spor, Sakarya Spor, Şanlıurfa ve Uşak Spor Anonim Şirketi kulüplerine 3'er puan tenzili cezası verdi. Bu gelişmenin ardından Birebim Elazığspor'un 3 puanı silindi. Kırşehir Belediyespor karşısına 0 puanla çıkan Bordo Beyazlı ekibimiz rakibini mağlup ederek puanını yeniden 3'e çıkardı. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grupta mücadele eden Birebim Elazığspor deplasmanda karşılaştığı Kırşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Birebim Elazığspor Kırşehir Belediyespor karşısında deplasmanda aldığı galibiyet sevincini yaşıyor. Ligin 4. haftasında deplasmanda lider Kırşehir Belediyespor'a konuk olan Birebim Elazığspor, müsabakanın ilk yarısını 1-0 üstün durumda tamamladığı karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Temsilcimiz Elazığspor saat 15.30'da Kırşehir Ahis Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Ahmet Doğan, Onur Alsu, Yiğitcan Erdoğan, Burak Solakel, Selim Enes Özeren, Murathan Özen, Murat Ceylan, Kadir Bekmezci, Cengizhan Akgün, Ömer Yıldız ve Serdar Özbayraktar 11 ile başladı. Birebim Elazığspor'da 66. dakikada Selim Enes yerini Muhammed Düzgüner'e bırakırken
82. dakikada Hebat Alan, Cengizhan Akgün ve 90. dakikada ise Fırat Öncü, Ömer Yıldız değişiklikleri yapıldı. Müsabakaya etkili başlayan Birevim Elazığspor 22. dakikada Kadir Bekmezci'nin penaltıdan kaydettiği golle rakibi karşısında 1-0 üstün duruma geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Baskılı oyununu maçın ikinci yarısında da sürdüren Birevim Elazığspor 68. dakikada Muhammed Düzgüner'in attığı golle rakibi karşısında farkı 2'ye çıkardı. Kırşehir Belediyespor 90. dakikada Yaşar Çetin'le umutlansa da bu gol ev sahibi ekibe puan için yeterli olmadı ve karşılaşma Birevim Elazığspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta mücadele eden temsilcimiz Elazığ Belediyespor, Elazığ'da karşılaştığı Fethiyespor'la 1-1 berabere kaldı. Elazığ Belediyespor'un galibiyet özlemi sürüyor. 3. Lig 2. grupta mücadele eden Elazığ Belediyespor, 4. hafta karşılaşmasında elimizde ağırladığı Fethiyespor'la 1-1 berabere kaldı. Gençlik merkezi sahasında saat 15'te gerçekleşen karşılaşmada, 40. dakikada Cemal Şener'in golüyle 1-0 yenik duruma düşen lacivert kırmızılı ekibimiz, bu gole 75. dakikada Tuncay Fındıkçı ile cevap verdi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Evet, karşılaşma başlamak üzere. Karşılaşmayı Feyzi Erdem Akbaş, Vedat Demir, Uğur Aydoğdu ve Fikret Hakan Abay dörtlüsü yönetiyor ve karşılaşmayı Fethiyespor takımı başladı. Tabii bu arada gelişen bir atak. Arif Şahin orada bir müdahale var Arif Şahin'e ama evet. Penaltı beklentisi var. Top savunmadan bir kez daha septi. Seken top şimdi Emre o noktada. Şimdi Anıl vuruşunu yapıyor. Az farkla avuta çıkıyor. Etkili isimlerden biri Fethiyespor takımında. Anıl Arıcıoğlu vuruşunu yaptı. Top az farklı avuta çıktı. Onun pası Anıl. Tekrar Hüseyin. Savunmaya çarpıyor. Anıl tekrar araya girdi. Anıl ceza alanı ortası. Tehlikeli bir top. Bir kafa vuruşu yandan avuta çıkıyor. Maçın en net pozisyonu. Zaten iki Anıl bugün tehlikeler evet. Yaratıyor. Evet. Kendisinde Anıl Muhammed mücadelesi. Anıl topu kaybetmedi. Şimdi pasını gönderdi. Bir kez daha bir vuruş ve orada evet kaleci kontrolde kalıyor. Rakibe çarptırıyor ve Mert Çaymaz'ın atmış olduğu golle Fethiyespor 40. dakikada 1-0 öne geçiyor sevgili spor severler. Ferhat yerde kaldı. Oyun devam ediyor ve karşılaşmanın hakemi de ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. 40. dakikada ve ikinci yarıya 1-0'lık mağlubiyetle başlıyor Elazığ Belediyespor takımı. Belediyespor'un hemen kullandık Cenk Cengiz'e doğru. Cenk Cengiz şimdi topu kazandırdı arkadaşına. Tuncay. Şimdi Emre. Top Emre'de. Emre vuruşunu yapıyor. Üstten avuta gidiyor. Maçın başından beri belki de yakaladığımız en net pozisyondu. Şimdi kullanılan serbest vuruş ceza alanı orta. Bir kafa kaleci o gün. Şimdi bir kez daha Arif Şahin. Pasın indiği yerde şimdi Cenk Cengiz. Cenk onun pası şimdi Tuncay. Tuncay ve Tuncay topu ağlara gönderiyor. Tuncay ilk pozisyona düşmüş olsa penaltı diyecektim ama dakika 75 ve Tuncay'ın atmış olduğu golle Elazığ Belediyespor beraberliği yakalıyor. Asisti yapan Cenk Cengiz ve bir birlik eşitlik var şimdi Elazığ'da sevgili spor severler. Ceza Tuncay ile kazanıyoruz. Tuncay pası gönderdi de şimdi Cenk Cengiz. Cenk ceza alanı ortası arka direkte Emre Bayram vuruşunu yapıyor. Orada Arif Şahin'in ayağının dibinden top avuta çıkıyor. Geriye doğru şimdi Sergen. Ceza alanına bir kez daha orta. İbrahim Ethem bir kez daha ortalıyor. Kafa vuruşu geliyor ama etkili bir kafa vuruşu değil. Halil İbrahim Cenik kafa vuruşunu yapan isimdi. Orada Cenk pasını verdi Arif Şahin. Arif top hala kendisinde. Arif rakibini geçti şimdi Arif. Arif ceza alanına iyi bir orta yedirmiş. Şimdi arka direkte Emre. Onun pası Serhan. Uzak bir vuruş daha geliyor ama daha önce serbest vuruş diyor karşılaşma hakemi faulü belirledi. Cengiz o noktada. Hemen oynadı arkadaşı Arif'le. Bir kez daha Arif Şahin. Şimdi Serhan'a doğru bir top. Serhan vuruşunu yaptı. Kaleci sekiyor ama ikinci hamlede topu kontrol ediyor kaleci Serkan. Birinci kontrol, ikincisini topu kaybediyor. Ve karşılaşmanın hakemi de 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor sevgili spor severler. Elazığ Belediyespor ile Fethiyespor arasında oynanan müsabaka öncesinde skandal bir gelişme yaşandı. Karşılaşmanın temsilcisi Kamuran Aydoğan, maçın gününü şaşırınca Türkiye Futbol Federasyonu bu maça apar topar Malatya'dan temsilci atadı.
Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta Elazığ Belediyespor'la Fethiyespor arasında oynanan karşılaşma öncesinde skandal bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu karşılaşma için atanan Mardin Bölgesi temsilcisi Kamuran Aydoğan, maçın gününü şaşırınca Elazığ'a gelmedi. Maç saati yaklaşmasına rağmen kulüp görevlilerinin kendileriyle iletişime geçilmemesi üzerine ulaştıkları temsilci Kamuran Aydoğan'ın maçın pazar günü oynanacağını düşünerek Elazığ'a gelmediği ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine Türkiye Futbol Federasyonu ile irtibat kurulurken, TFF tarafından Elazığ Belediyespor Fethiyespor karşılaşmasına apar topar Malatya bölgesinden Bülent Kılıç atandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Mardin bölgesi temsilcisi Kamuran Aydoğan'la ilgili nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu oldu. İlimizi Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden Özel İdare Spor, Fenerbahçeli Pivot ve Los Angeles takımından Williams'ı renklerine bağladı. Elazığ İl Özel İdare Spor Bayan Basketbol takımında yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlimizi yeni sezonda Süper Lig'de temsil edecek olan Özel İdare Spor, iki önemli transfer yaparak kadrosunu güçlendirdi. Buna göre Özel İdare Spor geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Kadın Basketbol takımında hem Süper Lig'de hem de Türkiye Şampiyonluğu Kupası kazanan 1.93'lük pivot Kia Van'ı kadrosuna kattı. Güçlü bir ekip oluşturmak için kolları sıvayan Özel İdare Spor'un kadrosuna kattığı bir diğer isim ise Los Angeles Sparks takımında forma giyen Amerikalı guard Rigvana Williams oldu. Özel İdare Spor Kulübü her iki basketbolcu için de kulüp resmi sitesinden hoş geldin mesajı yayımladı. Ve bu haberle birlikte spor bültenimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki ana haber bültenimizde tekrar görüşmek, sizlere hep iyi haberler aktarmak dileğiyle ediyoruz. Hoşçakalın.